Bismillahirrahmanirrahim. AÖF İlahiyat Arapça 2. 2012 ara sınavı. Aşağıdakilerden hangisi başka bir kelimeden türememiştir? Yani camit bir isimdir. Camit müştak konusu. Mescidün türemiş mi türememiş mi? Türemiştir. Nereden türemiş? SC'de yescüdü. Birinci bab değil mi? SC'de yescüdü'den mescidün. Mescit. Mescit secde edilecek mekan, cami mesela. Dolayısıyla ismi mekandır, isim mekanlar cami değildir, müştaktır. B şıkkı arif. Arif kelimesi arafe. Arafe ya'rifu. Arafe mazisinden ya'rifu muzarisi. Arif ne olur? İsmi fail olur. Ayn ile ra arasında elif koyularak İsmi fail elde edilir. Arif ismi faildir. İsmi failler de müştaktır. C şıkkı aynun. Aynun herhangi bir fiilden türememiştir. Camit bir isimdir. D şıkkı mahkumun, mensurun, mektubun. Yani ismi mef'ul kalıbıdır. Hakeme, hakeme fiilinden türemiş ismi mef'uldür. Dolayısıyla isim mef'uller nedir? Müştaktır. E şıkkı ekberu. Ekberu kebura, kebura mazisinden ekberu ismi tafdil olur. İsmi tafdiller müştaktır. Dolayısıyla camit olan sadece C şıkkıdır, aynın göz. Dörde baktığımızda kızardı, kırmızı oldu anlamına gelen hamira fiilinin sıfat-ı müşebbesi nedir? Çok meşhur bir sıfat-ı müşebbe, dolayısıyla çok kolay bir soru. Cevap tabii ki de ne olmalıdır? A şıkkı olmalıdır. Ahmeru. Ahmeru ahmarani humrun. Hamra'u hamravani humrun. Ahmeru'nun çekimini ezbere bilmeniz gerekir. Çok önemlidir. Bu ahmeru'dan ne diyelim? Şu an mesela ilahiyat 2. sınıftasınız. Yarın bir gün biter. İli tam okursunuz. 3-4 de biter. Bitti. Ardından örneğin. Örnek olsun diye söylüyorum. Diyelim ki vaiz olmayı planlıyorsunuz. Ne okumanız gerekir? İhtisas, Haseki bölümünü okumanız gerekir. İşte ihtisas sınavına girdiğinizde Arapça sorulardan birisi de Ahmeru. Daha önce çıkmış yani. Bu çıkmış bir sorudur. Ahmeru kelimesinin cemisi ne diye gelir diye sormuşlar orada da. Yani bu Hamira kelimesi, Ahmeru kelimesi. Bu kelime çok önemlidir. Ahmeru müfret. Cemisi humrun diye gelir. Bunu bilmek işte ihtisas sınavında artı bir. Bir puan demektir. Önemlidir yani. Hamira'nın ahmeru diye geldiğini bilin. Çekimini de ezbere aynı şekilde bilin arkadaşlar. İkinci soru. Ehsene fiilinin ismi faili aşağıdakilerden hangisidir? Öncelikle ehsene kaç harften oluşuyor? Ehsene en baştaki hemzedir. Elif değil. Ardından ha geliyor, sin geliyor, nun geliyor. Yani 4 harften oluşmakta. 4 harften oluşan kelimelerin yani fiil mazisi 4 harf ise bunun ismi faili hangi kalıpta gelir? Soru bu. Bir kere başında mim olmalı. Zammeli mim. Ve en son harften bir önceki esreli olmalı. Buna baktığımızda muhsin. Muhsin sadece olabiliyor. Yani ehsen mazi. Burada ne yazıyor tam göremiyorum açıkçası. Muhassenun mu diyor? Yani her ne diyorsa yanlış. Sonuçta sin'in esreli olması gerekirdi. Çünkü sondan bir önceki harf sin. Hasenun bu da değil. Hasin ismi fail kalıbıdır. Doğru ama 3 harfli fiillerin ismi faili D şıkkında olduğu gibi gelir. Mesela ehsene yerine ketebe saydı hasin kalıbı. Katip diye ismi fail gelirdi. Ama mazisi 4 harf. Bu yüzden hasin kalıbında gelemez. Muhsin şeklinde gelir. Kolay bir soru. 5. Açtı anlamına gelen fetaha fiilinin ismi aleti nedir? Bu da çok kolay bir soru. Yani bunu hayatınız boyunca unutmamanız gerekir. Miftahtır. Miftah fetaha'dan ismi alet gelir. Anahtar manasına geliyor. Miftah anahtar. 3'e bakalım. İhtemele fiilinin isim mef'ulü aşağıdakilerden hangisidir? İsim mef'ulü nasıl gelmelidir? İsmi fail de
kaç harfliydi? 4 harfliydi. İsim mef'ul 5 harfli. 2, 3, 4, 5 harfli. Yani 3 harfli değil. 3 harfli de ise isim fail de isim mef'ul de aynı kalıpta gelir. Burada Muhsin idi. İsim mef'ul de Muhsin, bir fark var. Son harften bir öncesi esreli olmayacak. Esreli olursa ismi fail, fethalı olursa ismi mef'ul olur. Buna göre yine zammeli bir mim arayacağız ama en son harfin bir sağı fethalı olmalı. O şekilde isim mef'ulü bulabiliriz. Mesela muhtemelün. Muhtemelün nedir? İsmi mef'uldür. İyi de mimde hareke yok ki, bunun fethal olduğunu nereden çıkardın diye sorulabilir. Sormakta haklısınız. Birazdan geleceğim ona. Şöyle E şıkkından başlayalım. Muhtemilün ismi fail olduğu garanti, çünkü en sondan bir sağı esreli, bunun ismi fail olduğunu gösterdi. D şıkkına baktığımızda hameletün ilgisi yok. Hamil yine ilgisi yok. Mahmul, mahmul mensur, mektub kalıbı, yani 3 harfli olan mazinin isim mef'ulü bu şekilde gelir. Bakıyoruz, muhtemelün dedim buna ben. Başka bir alternatif yok. Bir E şıkkı uyuyor. Çünkü mimli. Değil mi? En sondan bir öncesi eserli olduğundan isim fail olduğunu anladım. Başka mimli aradım. Mahmul var. Bu da olamaz. Mimli tamam olabilir dedik. Kalıbın devamına baktığımızda mahmulun. Burada bir met harfi var. Bu şekilde olmaz. Muhsin kalıbı gibi. Sadece muhsen kalıbı olacak. İşte muhtemel. Muhtemel manasından biri de budur derler. Muhtemelün ismi mef'uldür. İhtemele, yehtemülü, ihtimalün. Muhtemilün, muhtemelün. Çekimi bu şekilde. Büyüdü anlamına gelen kebura, kebura manası büyüdü, büyük oldu. Fiilinin ismi tafdili aşağıdakilerden hangisidir? İsmi tafdiller ensaru, ektebu, ehracu, ektelu, hep kalıpta gelir. Sondaki harfin hareketlerine aldanmayın. Sondaki harfin harekesi değişir. Çünkü niye? Mureptir ismi tafdil. Mevni değil. Buna göre işte ekber olması gerekir. Başka bir şey olamaz yani. Her gün ezan okunuyor. Allahu ekber. Allahu ekber diyorlar değil mi camide? Allahu ekber. Allahu, Allah nedir? Ekberu, en büyüktür. Tek büyük olandır. Oradaki Allahu Ekber'deki Ekber ismi tafdil. Bunu bilelim. Ekber. Kebura'dan. Yani çok basit bir soru. Ezandan soru çıkmış. Tabii ki Ekber olacak. Ekber hangisi yazıyor burada? D şıkkı yazıyor. Harekesi yok. Tamam. Diğerlerinin harekesinin ihtimali var mı? Mesela burada E şıkkında görebildiğim kadarıyla Kiber yazıyor. Yanlış görmüyorsam. Yani kefin estesiyle olmaz. Bir kere hemze şart. Değil mi? Ekberu, ensaru, ektebu, ektelu dedik. Zaten hemze şart dediğimizde hangisinde hemze var? Sadece D şıkkında var. Sadece bu bilgi bile yetiyordu. Yani burada özel bir bilgiye gerek yok. Öte yandan ismi saf değil, ilgili ünitede geçmiştir. Müştak bahsindedir bu. İsmi saf değilin oradan kalıbını görmüşsünüzdür. 7. soru. Maza faalte gabri huzurik ilal hadik. Bu yine geçmiş bir soru. 2011'de de çıkmıştı. Aynı cümlenin bu sefer farklı bir versiyonu. Zıt anlamlısı istenmiş. Huzur, gelmek. Gelmek, ulaşmak manasında. Huruç var, çıkış. Ha, burada aranan şey, yani gelmenin zıttı çıkış değildir. Girişin zıttı çıkıştır. Öyleyse gelişin zıttı gidiştir. Gitmek. Gitmek manasında zehebe var. Zehebe gitti. Zihab kelimesi zehebeden türemiştir dedik. Gitmek manasında. Bir örnek de verebiliriz ayetten. Nazi'at suresi 17. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. İzheb ila fir'aun. İzheb ila fir'aune innehu daga. İzheb, sen git. Kime? İla fir'aune, firavuna git. İnnehu daga, çünkü o azmıştır. Naziat 17. İzheb, zehebeden emir hazır. Gitmek manasında. Yani ayette de geçen bir kelime. Yine zehebe yezhebu, birinci zehebe yezhebu, üçüncü baptan meşhur bir fiil. Çok bilinen bir şey. Burada zihab diye gelmiştir. Dolayısıyla zıt anlamlıdır huzur ile. 10. soru. Ya ammi,
Li kıssaten cemileten. En uygun şekilde tanımlamak için boşluğa ne lazım? Şimdi ammi amca desek, amca nedir? Bir tek kişidir ve müzekkerdir. Yani müfettir, müzekkerdir. Öyleyse müzekker aranmalıdır. A şıkkındaki müfett değil, elifinden bunu çıkartabiliriz. B şıkkı değil çünkü vav var, ardından elif var. Elifi farika derler buna, bu da değil. C şıkkı müfrettir. D şıkkı yine vav elif var, yani cemidir. E şıkkı yine değildir. Sondaki fethalı nun, yani surne yektubne kalıbı, yani cemi müennes olduğunu göstermektedir. Kısacası amca kelimesi müfrettir, müzekkerdir. Bize de müfret, müzekker bir kelime gerekir. O da C şıkkında yer almakta. 8. Sadara sülasi fiilinin babı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bu soruyu cevaplayabilmek için bu fiilin muzarisini de biliyor olmak gerekir. Sabara yes biru mu? Sabara yes beru mu? Sabara yes buru mu? Yani muzarisinin aynel fiilinin harekesi nedir? Durum bununla ilgili. Bapla ilgili bir şema göstermiştik. Dolayısıyla bu hangi şema uyuyorsa o baptan kabul edilmek zorunda. O da B şıkkı, yani ikinci baptandır. Tamamıyla ezber sorusu, yani başka bir şey değil. Ezberi bir bilgi gerekiyor bununla ilgili. 9. soruya baktığımızda biraz daha aşağı çekelim. 9. sorularına görmekteyiz. Noktalı yerin sağından yararlanamıyoruz. Sağda bir şey yok. Öyleyse sol taraftan yararlanalım. Sol taraftaki el mümerriza kelimesi özellikleri nelerdir? 1. Müfret mi? Evet. Tesniye değil. Nereden anladık? Elif nun ile bitmemiş. Nasırani, yedani, kalemani gibi elif nun yok. Nun muzaffuluna düşerdi. O da ayrı bir konu. Tesniye değil. Cemi müzekker değil. Vav nun yok. İşte katibune gibi. Nasirune gibi. Cemi mükesser de değil. Yani şey'ün şey'ani eşya. Raculun raculani rical. İmraetün imraetani nisaun. Yedün yedani eydün şeklinde cemi mükesser dedi. Peki cemi müennes salim olabilir mi? Cemi müennes salim olabilmesi için açık T ile bitmeli kelime. Sağında elif olmalı, dik bir elif. O da yok. Öyleyse bu kelime müfrettir. Müennes midir? Evet. Dattan sonra gelen kapalı ta. Bunun adı neydi? Ta-i merbuta ile bitmiş bir kelime. Yani müfrettir ve müennestir. Öyleyse bize ne lazım? Müfret ve müennes olan bir kelime lazım. Baktım. A şıkkı değil. B şıkkı değil. C şıkkı tamam müfret ama müzekker. D şıkkı müfrettir ve müennestir. Adet. Adet kelimesi. Ne gibi? Nasarat, ketebet şeklinde müfret, müennes ve gaibe kalıbıdır. Adedna fiili muzari. Nedir? Nefsi mütekellim mali gayr. Biz manasına gelen bir kalıp. Soru 11'e baktığımızda yine boşlukla ilgili bir soru görmekteyiz. Burada da ene'yi görmekteyiz. Sağda kelime var. Öyleyse sağ taraftan yararlanırız. Ene ben demek. Öyleyse buraya gelecek kelime ben kalıbı ile ilgili uyumlu olması gerekir. Bu ne demektir? Bir kere müfret olmak zorunda. Müzekker mi müennes mi? Her ikisi de olabilir. Çünkü ben diyen kişi bayan da olabilir, erkek de olabilir. Ama şu garanti ki müfret olmalı. Bunun dışında nefsi mütekellim vahde dediğimiz kalıp, işte mazi arıyorsak ki mazi olamaz gerçi, mazi değildir yani. Muzari olduğu kesin. Muzari olduğunda nasıl bir şey aranırdı? İşte nasara yensuru, yensurulan ensuru, ketebe yektubu, yektubudan ektubu, harace yehrucu, yehrucu muzarisinden ehrucu şeklinde gelir. Demek ki bu kalıpta bir şey arıyoruz. Ene ben, eddecace tavuk demek, külle yevmin her gün, yevm gün, külle her bütün demek. Yani her gün tavuk. Her gün tavuk ne? A külü, e külü, ekeltü, a külü, ekeltü gibi seçenekler var. Açıkçası çok net değil elimizdeki soru PDF'si diyelim. Burada iki tane A şıkkında iki tane hemze olduğunu görmekteyiz. Bu da sanırım e külü şeklinde. E külü olur ama bu yanlıştır.
B şıkkı Ekelu, yine yanlış. Neden yanlış onu da söyleyelim. Şimdi A külü neden? Bu da E külü. İki tane enza var. E külü, ne külü. Neden yanlıştır? Çünkü kelime nedir? Özellikle ekele, ekele, hemzeli bir fiil, mehmuz. Sahihin mehmuz kısmı, ekele. Bunun nefs-i mütekellim vahde kalıbı akülü. Nefs-i mütekellim vahde kalıbı, yani ben yorum manasındaki en soru ektubu kalıbı, birinci şahıs oluyor bu tabi. Nasıl gelmelidir? Akülü gelmek zorunda. Niye böyle? Burada açıkçası bir ihlal var. Yani bunu anlatayım mı bilmiyorum. Aklınız karışmasın. Kitapta yer aldığını zannetmiyorum. Ek bir bilgi olarak şunu anlatalım. Yani Maksut adlı kitabı okuyan varsa biliyordur zaten. Konu şu. Ekele hemzeli bir fiil. Mehmuz. Kelime mehmuz olmasaydı bile zaten her nefsi mütekellim vahdeh olan muzaride bir tane başa hemze gelir zaten. Mesela nasara yensuru. Yensuru kelimesi ye muzarat harfi. Onu at, geriye nun sat ra kalıyor. Nun sat ra. Ama bunu nefs-i mütekellim vahde yaptığımız zaman ensuru diyoruz, değil mi? Ensuru başa bir hemze geliyor. Geliyor mu? Geliyor. Şimdi kelime ne burada? Ekele zaten hemzeli bir kelime. Bir de nefs-i mütekellim vahdehdeki hemze var. İki tane hemze yaptı. İşte bunlar iki hemzeyi yan yana yazmışlar. E külü veya e külü diye okuyabilirsiniz. Aslında e külü diye okunur. Bu yanlıştır. Çünkü iki tane hemze yan yana bulduğu zaman o hemze, yani ikinci hemze ne? Sakin. Makabli ne? Meftuh, yani fethalı. Bu durumda oradaki hemzenin elife kalbi söz konusu. Elife kalbidir. Ve ardından hasfedilir. Bu bir kaidedir. Bu kaideden ötürü doğru şık a külü olması gerekir. A külü doğrudur yani. E külü diye değil. B şıkkı olmaz. B şıkkında yanlış görmüyorsam kefte bir cizim var. Eklü yazdığını görmekteyim. Eklü mastar olur. Ene ile uyumlu değil. Ekeltü yazıyor C şıkkında. Ekeltü ben yedim manasına gelir. Her gün tavuk yedim. Ama burada yiyor manasında A külü D şıkkı. Diğerleri uymuyor yani. Bu arada A şıkkında anlattığım işte iki tane hemze vardı, kalbedildi, şu oldu, bu oldu. Bunlar kafayı yormayın yani. Aklınız karışmasın. Ama bu konuda geniş bilgi isteyenler ne yapabilir? Maksut adlı kitabı, piyasada tercümesi de var, saf Arapçası da var. İnternette bunun dersini veren videolar da var, araştırılabilir yani. 12. soru Mebni'yi sormuş. Mebni neydi? Hiç şıklara bakmaya gerek yok. Mazinin tamamı Mebni. Emri hazırın tamamı Mebni. Fiil muzariye geldiğimizde cemi müennesler sadece Mebni. Arayalım. O da ne? E şıkkı doğru seçenek olarak karşımızda. Niye? Yeftahne. Bu kalıptan yani sürekli soru çıkıyor. Bu kalıbı iyice bellemek gerekiyor. 2011'de de bu kalıpla ilgili sanırım 3 soru vardı. Cemi müennes kalıbıdır bu. Yeftahne, yensurne, ya'lemne. Yani fethalı bir nun, bir önceki harf cezimli ve en başta y var veya t var. Burada yeftahne y var. Teftahne de olabilirdi yani. En başta y veya t olması gerekir. En sonunda fethalı nun, bir öncesi cezimli. Bu şekilde gördüğünüz fiiller cemi müennes olmaktadır. Fiil muzaridirler ve mebnidirler. Aşık olmaz yektubu başına en getir en yektube. Lem getir lem yektubu, sonuçta ne oldu? Ba her şekilde değişti. Nermi, ermi, nermi. Bu soru belki de birebir vardı, emin değilim. Yani basit bir soru. 15. Hazır demek ki emri hazır. Nehi gaip nehi hazır. Sağdan sola sıralanması doğru şekilde verilmiştir. Soru üst satırdaki soruyu göremiyorum. Silinmiş, hasfedilmiş. Dolayısıyla buna kesin bir şey diyemeyeceğim. Çünkü ne sorulduğunu anlayamadım henüz. Biraz düşüneyim, belki anlarım. Ama şunu söyleyebiliriz. Soruyu ben tam göremediysem de her birinin ne olduğunu belirteyim. Buna göre siz de soru elinizdeyse anlarsınız. İclis emri hazırdır. Celese yeclisu babından İclis emri hazırdır. Mebnidir bildiğiniz üzere. Ne üzere mebni? Sükun üzere mebni. Li yeclis
emri gaiptir. Liyeclis, liyansur, liyektub, liyeftah. Bunlar hep emri gaip kalıpları. La teclis. La teclis hem nehi hazır olabilir, hem nehi gaip. Bu nehi hazırdır yani, nehi hazır. La teclis oturmasın. Daha doğrusu oturma. Sen oturma. Başta mana verelim. İclis otur. Liyeclis o otursun. La teclis sen oturma. La yeclis o oturmasın. Bu da nehi gaip. B şıkkı liyektubu emri gaip yazsın. La yektub nehi gaip yazmasın o. Uktubu emri hazır yaz. Sonunda elif var gibi geliyor bana. Eğer varsa sizde daha nesi vardır. Uktuba tesniye de olabilir. Ba'dan sonra elif varsa uktuba şeklinde emri hazırın tesniyesi. La tektubu yazma. Bu da nehi hazır olur. Nereden anlıyoruz bunları? Çok kolay yani. İclisin emri hazır olduğunu zaten bilmeniz lazım. Celese, yeclisu, iclis. Nasara, yen soru, unsur. Ketebe, yektubu, uktub. Emri hazırı bilelim. Liyeclis başındaki esreli lamdan ve sonundaki harfin cezimli olmasından emri gaip olduğunu anladım. Nehi hazır dedik, la teclis. Nereden anladık? Başındaki la, sonundaki cezim ve kelimenin başındaki t'den anladım. Bu üçü varsa hemen nehi hazır deyin. La yeclis, nehi gaip dedim çünkü başındaki la ve sonundaki sükun ve bu sefer başında y harfi var. Bu yüzden nehi gaip dedim. Y yerine t olsa nehi hazır derdim. Diğerleri de aynı şekilde. İşte ya'lemu hani bu şekilde gördüğüm gibiyse, başında lam yoksa yani doğru görüyorsam şayet, ya'lemu fiili muzaridir. İ'lem emri hazır. Li'alem emri gaip. La ta'lem ne olur? La ta'lem. La ta'lem olabileceği gibi la ta'lemu da olabilir. Sonundaki sükun hareketi yok sonuçta. Bir de D'ye bakalım. Liyezheb emri gaiptir. İzheb emri hazır. La yezheb nehi gaip. La tezheb nehi hazır olur. Nehi gaip ile nehi hazır ayırt edebilmeniz önemlidir. Birinin başında Y var. Y olan nehi gaip. Başında La olmak şartıyla. Yine başında La var. Ardından T ile kelime başlamış. Buna da nehi hazır diyoruz. Sonlarının sükunlu olduğunu unutmayalım. Sükunlu olmazsa ona nehi gaip, nehi hazır diyemeyiz. Yani la tezheb, la tezheba, la tezhebu şeklinde çekimler devam eder. Çekimlerini bilmekte fayda var. Yine efal-i hamse ile ilgili bir soru söz konusu. Efal-i hamse ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Efal-i hamse nedir? Efal, fiiller demek değil mi? Fi'lun, fi'lani, efal. Cem'i mükesser bir kalıp. Hamse 5 demek. 5 fiil ile ilgili. Bu 5 fiil neydi? Fiil muzarinin cemi müennesleri hariç, yani cemi müennesler hariç geriye kalan sonu nun ile biten fiillere efali hamse diyoruz. Diğer bir deyişle tesniyeler, cemi müzekkerler ve müfrit müennes muhataba. İşte bunlara efali hamse demekteyiz. E şıkkı fetha ile mensuptur denilmiş. Doğru olabilir mi? Olamaz. Zaten harike ile irap almıyor ki bunlar. Bunlar harf ile irap alıyor. Bir kere direkt oradan ayırt edebilirsiniz. Örnek şimdi efali hamseden soru geldiği zaman bir tanesini gözünüzde canlandırın. İşte örnek yensurani, yektubani fark etmez. Yektubani diyelim. Fetha ile mensup olur mu? Olmaz. Yektubani sonda nun varsa rafali, nun yoksa nasb ve cezm hali olur. Fetha ile olmaz yani. De aslında sayılar 7 tanedir. Doğru. Aslen 7'dir. Aslen 7'dir. Bazıları aynı olduğu için 5 sayılmıştır. C şıkkı efal hamse mütekellim sıgalarını içermez. Doğru. Mütekellimler de yoktur. Ne dedik? Tesneler, cemi, müzekkerler. Bir de müfettin önnes muhataba. B şıkkı nunların hasfedilmesiyle mezumdur. Doğru. Nun yoksa mezumdur. Nunların sabit kalmasıyla merfudur. Bu da doğru. Aşağıdakilerin hangisinde tekil kelimenin çoğulu yanlış verilmiştir? Zibun, zubun. Açıkçası ne yazıldığı bile belirsiz. Yani burada A şıkkı direkt yanlıştır. Ama bu bilgiyi nereden bilebilirsiniz? Bu ezberi bir bilgidir. Cemi mükesserler ancak ezber ile bilinebilir.
Başka türlü bilmenin bir yolu yok yani. Bir kaidesi yok çünkü. Cem'i mükesserler kural dışıdır. Ceddün, ecdadün, beytün, buyutun. Bunlar bildiği yani daha önceden çok geçtiği için biliyoruz. Başka bir yolu yok. 14'e bakıyoruz. Muzari fiilin mebni sıgaları aşağıdaki eşleştirmeden hangisinde doğru verilmiştir? Yani yine aynı kalıp. Sürekli bu kalıp çıkıyor. Çok dikkatimi çekti. Herhalde öğrencilerin anladığı, yani zor anladığı düşünülmüş. Ya da çok kolay olduğu için mi soruyorlar sürekli? Ben de anlayamadım. Fiil-i muzarinin iki kalıbı sürekli neydi? Mebni idi. Bunlar yef'alne tef'alne. Buna göre hangisi mebnidir diyorsa C şıkkı olmak zorunda. Yef'alne tef'alne. Kitaplara bizzat yef'alne tef'alne verilmiştir. Fiillerin irabı ile ilgili sayfayı açın. Fiil-i muzari bahsine gelin. Orada tüm kalıpları murettir. Ancak yef'alne tef'alne mebnidir diye yazılı. Mebni sonu değişmeyen demek. Yani yef'alne bunun başına lem getirelim. Lem normalde cezmeder. Lem getir. Lem yef'al nuna cezim gelmez yani. Yazılışı değişmez. Tef'alne de aynı şekilde. Lem örnek istersek en getirelim nasbeden. Nasbeden de getirsek yine değişmez. Aynı şekilde yazılırlar. Oysa diğerleri öyle değildir. Bir örnek verelim. Ef'alu başına lem getirirsek lem ef'al direkt sükun, cezim gelir. Mebni biliyorsunuz mebni kelimesi murebin zıttıdır. Mureb irablanabilen, sonu değişen demek. Mebni sonu değişmeyen demek. 17 aşağıdaki eşleştirmelerin hangisinde eş anlamlılık uyumu yoktur? Bu da yine ezbere dayalı bir bilgi. Yani önceden iyi bir kelime çalışması yapmış olmanızı gerektiriyor. Aksi takdirde bunun çözümü yok yani. Burada uyum olmayan dedikleri de B şıkkı. Soru 18'de baktığımızda 5 isimle ilgili soru gelmiş. 5 isim ve 5 fiilden sürekli soru geliyor. Sınava hazırlanan varsa bunlara ve fiil-i muzari'nin cem-i müennes kalıplarının mebni olduğunu da iyice bilsin. Bunları iyice belleyerek sınava girsin. Hangisi 5 ismin kullanışında bir yanlışlık var diyor. A şıkkı mesela A'da ne var? Ehu kelimesi 5 isimden birisidir. B şıkkı Zi 5 isimden birisidir. Cim şıkkı Hami 5 isimden birisidir. Dal şıkkı Fa var. Fa 5 isimden birisi. E şıkkı Eba var. Bu da 5 isimden bir tanesidir. Ehuhu onun kardeşi nedir? Racülün bir adamdır. Öyle adam ki ganiyyün zengin. Racül mevsuf yani sıfatlanan kelime. Gani onun sıfatı. Burada ehuh onun kardeşi nedir? Yani racül haber burada. Ehuhu mübteda olmakta. Ehu aynı zamanda muzaf. Hu muzafın ileyh. Ehu kelime başında cümle başlangıcında olduğundan ve mübteda olduğundan merfu yazılması gerekirdi. Mübtedalar merfudur ve merfu yazılmış. Raf hali vav ile biliyorsunuz. Ehu. Nasb hali ya ile, nasb hali elif ile olurdu. Eha. Cer hali ya ile olur. Ehi şeklinde. B şıkkı yuhibbu sever. Kim sever? Ennasu. İnsanlar sever. Fail. Ne lazım? Mef'ul lazım. İnsanlar neyi sever? Zil edebi değil. Zel edebi. Yani za el edebi. Za elif ile yazılması lazımdı. Niye elif ile yazılmalıydı? Çünkü mef'uldür. Mef'uller mensuptur. Bu zu, za, zi bunun da nasb hali fetha iledir. Çünkü 5 ismin irabı fetha ile olur nasb halinde. Buradaki yazılış durumuysa cer hali. Sanki başında harfi cer var veya muzaf varmış gibi yazılmış. Yani bir hata söz konusu. Elif ile yazılmalı. Niye ennasu muzaf olamaz mı? Olamaz çünkü elif lamlıdır. Elif lamlı kelimeler yani muzaf olur mu olmaz mı? O da ayrıntılı bir konu. Yeri gelirse anlatırız. Muzaf olmadığına emin olun. C şıkkı mesmuke mesmu hamike. Senin kayınpederin ismin nedir diyor. Ma soru manasında. İsmu isim. Hami kayınpederdi sanırsam. Ke sen demek. Hami burada doğru mu yazılmıştır? Diğerleri doğru yazılmıştır yani.
Çünkü isim burada muzaftır. Hemi muzafın ileyhtir. Dolayısıyla mecrur olması gerekir ki ya ile mecrur olmuştur. Değerlerde arkadaşlar aynı şekilde. Bir örnek daha verelim. E'yi okuyalım. Mesela ra'eytu, ra'a fiil, tu, fail ne lazım? Mef'ul lazım. Eba, elif ile yazılmış. Nasb hali doğru. Babası ne zaman gidecek cümlesinin Arapça doğru çevirisi aşağıdakilerden hangisidir? Konu esasen 5 ismin irabı ile ilgilidir. Başka bir şey değil yani. Başka bir şey değil derken yani çoğunluğu bu sorunun çözümüne giden yolda 5 ismin irabı büyük önem taşımakta, böyle diyelim. Meta ne zaman manasına geliyor? Sezhebu gidecek. Gidiyor değil, gidecek. Neden ecek, acak şeklinde gelecek zaman manası verildi? Çünkü sin var başta. Zehebe, yezhebu. Fiil aslında bu. Muzari fiil. Üçüncü baptan. Yezhebu gidiyor demek. Veya gider. Geniş zaman veya şimdiki zaman. Başına sin geldiğinden gidecek, gelecek zaman manası verildi. Bu ne? Bir fiil. Her fiile ne lazım? Fail lazım. Fail lazım olduğundan ardından gelen kelimenin raf halinde olması gerekir. Şu an sadece raf halinde olanları tespit edelim. Ebu raf halinde mi? Evet, vav ile yazılmış. B şıkkı o da vav ile yazılmış. C şıkkı o da vav ile yazılmış. D şıkkı elif ile yazılmış. Elendi. Şimdi diğer eleme yöntemlerine bakacağız. Ebevahu, ebun ebevahu. Bu kelime de yine müfret değil. Bu yüzden kaybedecektir. E şıkkı da olmaz. D şıkkı da zaten İrab'tan kaybetti. Geriye 3 şıkkımız kaldı. O da onlar arasında da 5 şıkkı kaybedecek. Çünkü setezhebu sen ne zaman gideceksin demektir. Sen ne zaman gideceksin? Veya o bayan ne zaman gidecek şeklinde. Çünkü buradaki T bunun hem muhatap olabileceğini hem de gaibe olabileceğini gösteriyor. Muhatap olursa sen ne zaman gideceksin demektir. Eğer gaibe sayarsak bu durumda da o bayan ne zaman gidecek manasına gelir. Bayanlar baba değildir. Dolayısıyla B şıkkı elendi. Geriye C ile A şıkkı kaldı. A şıkkı olamaz çünkü el ebu eliflamlıdır. Eliflamlı olmaması gerekirdi. Cevap C şıkkı olacaktır. 19. sorumuz da varmış. 19. Ra'eytu ra'a fiil tu fail dullaben mef'ul. Cümledeki boşluğa ne getirilmeli? Getirilecek soru yine arkadaşlar 5 isimle ilgilidir. 5 ismin irabını biliyor muyuz? Onun amel şartlarını biliyor muyuz? Konu bununla ilgili. Kesinlikle 5 ismi çok iyi bilerek sınava gitmeniz önerilir. 19. soruda baktığımızda zevey olabilir mi? Zevey olamaz. Şimdi öncelikle aradığımız şey dullab cemi ya, talibun, talibani, tullabun, öğrenciler manasında cemi, çoğul bir kelime, cemi, mükesser, talip kelimesinin cemi, mükesseri, cemidir ve aynı zamanda müzekker manası var. Dolayısıyla aradığımız şey cemi, daha doğrusu müzekker manası var, yanlış oldu. Hem müzekker olabilir hem müennes olabilir. Çünkü bayan öğrenciler için de dullab denilebilir. Ama burada önemli olan müzekker müennes olması değil, bunun bir cemi olması, iki irabı. Tullaben yani fethalıdır. Tullab cemi mükesser. Cemi mükesserlerin nasb hali fethalıydı. Yani şu an feth olması bunun nasb halinde olduğunu gösteriyor. Öyleyse aşağıdan hem cemi hem de mensup bir kelime seçmeliyiz. A şıkkı olamaz dedik. B şıkkı zi nedir? Cer hali ve müfrettir. Za, zu, zi, zi mecrur durumda ve müfret. Çünkü ya ile yazıldığından mecrur olduğunu anladık. Cim şıkkı zevu. Zevu tamam cemidir ama raf hali çünkü vav ile yazılmış. D şıkkı da müfrettir ve mensuptur fethadan dolayı. E şıkkı zevi hem cemidir hem ya ile yazıldığından kendisi bu halde mensuptur. Hem mensuptur hem de mecrurdur. Ya ile mensup ve mecrur durumu olmaktadır. Dolayısıyla mensuba uygundur. Yani dullaptan sonra zevi getirilir. Yani 80-90 gibi işte o civarlarda sayfalarda ne anlatılıyordu?
5 isimden bahsediliyordu. Zevu, vav ile yazıldığından merfudur. Zevi, ya ile mensup. Zevi, ya ile mecrur da olabilir. Yani ya ile hem nasb hali hem cer hali. Oradaki dulla ben, dulla bin olsaydı yine zeviyi seçerdik. Çünkü zevi hem mecrurluk durumu hem mensupluk durumuna uygundur. Ama dulla bun olsaydı zevuyu, vavlı olanı seçerdik. Böylece bu videomuz da bitti.